Şimdi bizim bundan önceki Bakırköy'deki bir önceki alışverişimizde ben buraya ayakkabısız gelmiştim ve butiydi ayakkabıdaki konseptimiz. O gün ben bu çizmeyi gördüm ve çok beğendim. Eda'ya da söyledim, çok güzel bir çizme. Keşke çizme şıklı olsa, uzunu da vardı Elisa'nın ayağındaki Beraber gibi. Konuştuk. Bunu ya da onu alsam diye söylemiştim. Vitrinde görmüştük. Eda da evet bayağı güzel bir çizme demişti. Dün de konsept açıklandıktan sonra ve Bakırköy'de olduğumuzu öğrendikten sonra Eda'ya dedim ki ben büyük ihtimalle bütün kombinimi o ayakkabı üzerine yapacağım. Ve o ayakkabıya göre kombin yapacağım. Deri şıklığı, işte deri ceket ya da deri mont şıklığı deyince full deri bir şeyler giymeyi planlıyorum. İnşallah ayakkabı bitmemiştir ya da numarasını bulabilirim dedim. Eda da bana kendi giyineceği şeyle alakalı işte ne giyineceğim, işte ben de böyle bir şey yapabilirim falan dedi ama ayakkabısıyla alakalı herhangi bir tüyo vermedi. Sonra ben o mağazaya Eda benden önce gitmiş, sonra ben girerken Eda'nın o ayakkabıyı aldığını öğrendim. İçeride sordum, bunu herhangi bir başka kimse aldı mı diye. Şimdi güzel, çok güzel anlatıyorsun. Alışverişte böyle anlatmadın aslında. Neyse Eda, sen buna ne diyorsun? Hocam... Benim hoşuma gitmez bu şimdi. Kusura bakmayın. Yani ben, şimdi Serdar'la böyle bir şey olsa ben yani iki lafımı da söylerim. Bir soru sorabilir miyim? Sor tabii ki, rica ederim. Alternatifin de vardı zannediyorum. Senin var mıydı? Bir tane daha çizme vardı. İkisi arasında gidip geldim ama şimdi olayı baştan anlatmamı ister misin? Anlattığının dışında bir şey varsa? Orada 4 tane bot baktım. Kiminin işte dışı böyle çıkık oldu. Serdar Bey sevmiyor bol olmasını. Onu öyle eledim. Ötekini böyle eledim. 2 tane bot arasında kararsız kaldım. Ve sonra baktığımda öteki bot siyah, normal bir bottu. Hani herkes de her zaman olabilen bir bottu. Bu çok daha tarz bir bottu ve kombinime daha iyi olacağını düşündüm. Ve başka numaraları da vardı. Hani arkadaşımı botsuz bırakacağım bir durum söz konusu değildi. Eğer sonuçta o benden sonra girmiş. Belki kombinini farklı yapabilir, evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Ama ben kombinimi bitirmiştim ve 2 bot arasında kararsız kaldım. Ve sonuçta yarışma programındayız ve gerçek anlamda burada stilimizi yansıtmak istiyoruz. Doğru mudur? Doğrudur. Doğrudur. Ve o botu giyer miydim? Giyerdim ama çok sıradan geldi. Bu daha iddialı geldi, daha çarpıcı geldi ve zaten de bunu, botu ben alır mıyım? Alırım. Bu benim botum yani. Ve kombinime de uyduğunu düşündüğüm için ben hani Esra fan club değilim. Hani o beğendi, o sevdi diye her şeyi ona bırakayım mesela. Çünkü bazen öyle yapıyoruz. Aynısı burada oluyor diye veriyorum. Sonra bir bakıyorum yüksek notu o almış oluyor. Ama neden ben beğendiğim şeyden vazgeçeyim ki? Evet, yarış duygusuna uygun bu tavır. Fakat bana bir tık... İntikam mı alıyor acaba? Savaşçı kadından dolayı. Cuma günkü konsepte senin yapmak istediğin o çocukluk hayalindeki o karakteri Esra yaptığı için ve sen hüsrana uğradın, üzüldün, ağladın hatta. Evet. Hani sanki o güne bir gönderme gibi geldi bana açıkçası. Ama orada şöyleydi, orada Esra'nın hakkı olduğunu düşündüm. Eğer hakkı olduğunu düşünmeseydim savaşıma devam ederdim. Ama herkes bir kombin yapmak zorunda. Aynı kombini burada tekrarlayamazdık. Ve onun hakkıydı, okey. Ama burada zaten konsept çizme şıklığı değil, deri ceket kombini, deri ceket şıklığı. Yani star parçamız bu değil. Ve bu beni yansıtan bir şey ve burada siz hep ne diyorsunuz? Burada herkes herkesin giydiğini defalarca giydi. Bu bizim için önemli değil. Nasıl kombinlediğiniz, yakıştırıp yakıştıramadığınız, proporsiyonunuza, kombinlerinize size uygun olup olmadığıdır diye hep söylediğiniz bir cümle aklıma geldi. Dolayısıyla hatta bence ben bu konularda açım. Bence 2 çizmeyi giymemiz, hatta 3 çizmeyi giymemiz bence... Güzel de bir şey. Hani bu çizme nasıl kombinlenir? Ben eğer yanlış biliyorsam da, hani yanlış kombinlediysem de diğer yarışmacı arkadaşlardan da bunu da öğrenmiş olurum. Yani. Ben şimdi mesela söylediğin şeye gelirsek eğer, mesela Gülşah Hanım ne diyor? Benim için her günde siyah gelebilirsiniz diyor. Nasıl kombinlediğiniz önemli. Mesela ben ne diyorum? Hayır diyorum, 2 gün üst üste sizi siyah görmek istemiyorum diyorum. Hepimizin düşüncesi, görüşü çoğu zaman değişebiliyor bu konulara. Şu anda benim için 3'ünüz yan yana bu çizmeyle. Sen de biliyor muydun? Ben ilk mağazaya girip ilk çizmeyi beğenen bendim. Ama biliyordun beğendiklerini, alacaklarını. Hayır, bilmiyordum. Elisa bilmediğini söylüyor ama ben Eda'nın yorumlarıyla... Yani komik görünüyor yani ben bu şekilde şu an. Komiklikten çok. Şimdi bak Eda, söylediğin çok başka bir şey, olay çok başka bir şey. En yakın arkadaşının beğendiği ve almayı düşündüğü botu ya da çizmeyi senin alman beni... Birazcık bir tık hocam Allah benim Allah. Beğendiğimi Esra da biliyordu ama beraber ikimiz de o çizmeye vurulduk. Ama Esra bilmiyor. Şöyle bir durum var. Olay orada bile değildi. Bizim ikimiz arasında olan bir şey. Ama. Biz o mağazaya vitrinde gördüğümüzde ikimiz de bu çizmenin fiyatı ne kadar of çok güzel bayıldım diye bunu zaten konuştuk. Bu konuda Eda'ya katılıyorum ama şu konuda Eda'ya kesinlikle katılmıyorum. Ben dün bu çizmeyi alacağımı söylediğimde ben Eda'nın yerinde olsaydım derdim ki evet çizmeyi ben de çok beğendim. Ben de yarın o çizmeyi alacağım deseydi bana ben bugün kesinlikle bu çizmeyi giymezdim. Ben bozuldun mu? Tabii ki de bozuldum. Ben almazdım. Kaldı ki eğer konseptimiz çizme şıklığı olsaydı ya da bot şıklığı olsaydı derdim ki evet çok güzel bir bot çizme ayakkabı. Evet almış ona göre değerlendirilir ama bizim konseptimiz deri ceket ve mont şıklığı. Sen üstündekine uygun o mağazada gördüm zaten hani farklı bir çizme bulabilirdin. Ben olsaydım alır mıydım? Tabii ki de almazdım. Çünkü söylemiştim ve söylediğimde Eda'nın onu beğendiğini biliyorum. Ama bana şunu söyleyebilirdi. Biz birbirimizle her şeyi konuşuyoruz çünkü. Ya Esra ben de o çizmeyi alacağım diyebilirdi. Bunu demeyip bugün alması benim için gerçekten hayal kırıklığı oldu. Zaten şöyle bir şey var. Senin konuşmanın arkasından o çizmeyi alman doğru değil de Eda. Çünkü şöyle bir şey tekrar söylüyorum. Ben bir gün öncesinden ne giyeceğimi planlasam dahi ki Esra da bunu yapıyor. Hatta bugün sana onu da söyledim. Sen dedim alışverişe çıkarken dedim hep şunu yapacağım bunu yapacağım diyorsun. Sonra podyuma çıktığında farklı geliyorsun dedim hatırlarsan. Evet. Bunun gülmesini de yaptık. Çünkü Esra kafasında bir şeyleri tasarlıyor. Bazen buraya o kadar alakasız bir lookla çıkıyor ki ben diyorum ki bu konuştuğumuzda alakası yok. Çünkü mağazalara gittiğimizde beden bulamıyoruz. Bazı şeyler podyuma uygun olmuyor. Hayır onun renkleri tutmuyor. Yani Eda sence senin şu ayakkabıyı alıp mağazaya ilk giden benim. Mağazaya ilk giden benim ve kombinimi tamamladım ve uyduğu için aldım ve seni de çizmesiz bırakmadım neticede. Uyduğu için emin misin? Bak bir soru sordu. Efendim? Bir soru sordu. Kaçırdın o soruyu. Hayır doğru mu diyorum? Özlem geçen hafta benim ayırttığım ayakkabıyı aldı diye burada sen de aynı şeyi savundun. Sonuçta ayırtmış. Ben onu gidip bugün ayırtmadım ama sana söyledim. Ayırtmakla aynı şey neticede. Ayrıca ayırtsan bak, da kendini söylemedim ama sana söyledim. Sen mağazadaki bütün bu çizmenin 36, 37, 38, 39'unu ayırtmış değilsin. Ayırttıysan da 37'yi ayırttın ve sana 37'yi de almadım, 38'ini aldım. Atıyorum bir sana. Şey söyleyeceğim. Yani seni çizmesiz bırakmadım. Şimdi sizi bu şekilde gördüm, şaşırdım açıkçası ama Esra'nın bu konuyu seninle konuşurken, Eda'yla konuşurken ki normalde başka biri olsa Esra'yı böyle bir hali var onu görürüz. Esra son derece sükunetli gidiyor ama Eda karşısında diğer her zaman rakip gördüğü kişi varmışçasına konuşması mimi izle bak yarın izle. Peki izleyeceğim. Yarın ben izle. Çünkü başkalarıyla bu kadar kibar konuştuğumu düşünmüyorum ama ikimiz de bu yarışmayı çok ciddi biliyorum. Alıyoruz. Ben şimdi Esra'yı da biliyorum seni de biliyorum. Burada izliyorum ama sizi. Ama hep bunu söylüyoruz biz çok yakın arkadaşız. Esra şu anda Eda ile değil de Aleyna ile böyle bir münakaşaya girseydi. Vah. Eyvah onun gözleri kamça dağ gibiydi bunun da damarları patlıyordu buradan. Ama şu an Eda diye karşısındaki sakin düşünerek ama kırgın gidiyor. Yo, onu görüyorum onda zaten ama Eda çat el kol mimik göz hocam ikimiz de yani sadece Eda'ya bunu söyledim ve bu da her şeyin açıklaması yani her şeyi net bir şekilde ortaya koyuyor diye düşünüyorum. Ben Eda'ya şunu söylüyorum. Ben senin yerinde olsaydım ya dün serviste sana söylediğimde söylerdim. Ya da o mağazaya girdiğimde muhakkak ki birçok alternatifim var. Onu almazdım, onu alırdım. Çünkü benim kombinim net değildi ama hangi ayakkabıyı alacağım netti. Bu yüzden da oluyor ama Esra. Bu yüzden sadece ayakkabıcıya girdiğimde sadece şunu söylemek istedim. Umarım Eda'nın kombinine en yakışan ayakkabı odur ve umarım o yüzden onu almıştır dedim. Ama kombinine bakınca da hayal kırıklığına uğradım gerçekten.